Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Edit Cur seçeneklerinden MoCur komutunu işleyeceğiz. Bunun için Sketch komutuna girelim. Ve düzlem seçip kendimize çalışmaya başlayalım. Basit bir dörtgen oluşturacağız. Örneklendirmemizi yapmamız için. Edit Cur'un altında MoCur seçeneğini seçelim ve komuta girelim. Karşımıza bu pencere gelecek. Use Cur Finder kısmında bu alt kısmı saklayıp veya açma şansımız var. Bu pencereyi kullanmak isteyebiliriz. İlişkilendirmeleri buradan tanımlıyoruz. Referanslarımızı ayarlayabiliyoruz bu kısımlardan. Result kısmında ise Select Cur ile seçtiğimiz işlem yapacağımız çizgimizi bize otomatikman ilişkilendirmelerini gösterir. Burada ilk kısımdan taşıma yapacağımız çizgiyi seçiyoruz. Alt kısma gelelim. Transformers kısmında Motion seçenekleriyle çizgimizi hareket ettirme yöntemlerimiz var. Distance Angle'da seçtiğimiz yönde, bu yönde gördüğünüz gibi bu yönü değiştirebiliriz de. Ve noktaya göre, seçilen noktaya göre çizgimizi taşıma şansımız var. Mesela 10 milim ilk noktadan 10 milim uzaklıkta ve 10 derece başlangıç noktasına göre, yani burada seçtiğimiz noktaya göre 10 derecelik bir açıyla çizgimizi taşımamız mümkün. Alt kısımları da tanıyalım. Ondan sonra diğer seçeneklere geçelim. Settings'ten toleransları ayarlayabiliriz. Preview'dek ise ön izleme yapmamız mümkün. Kutucuğu işaretleyip kaldırırsak diğer komutlarda olduğu gibi ön izlememizi yaparız. Bir diğer komut distance kısmı. Sadece çizgiyi verilen ölçüye göre aynı paralellikte taşımamız mümkün. Bir diğeri Angle. Sadece açı verebiliriz çizgimize. Gördüğünüz gibi. Distance between points. Burada orijin noktası belirlemeniz gerekiyor. Ve buradan da ikinci noktanızı işlem yapacağınız ve vektörünüzü seçmeniz gerekiyor. Uzaklıkla bizim burada hepsi orijin ve diğer noktamız birbirine paralel olduğu için bunlara paralel vektör yönünde, belirlediğimiz vektör yönünde çizgimizi taşır. Point to point. Burada yine seçmiş olduğumuz çizgiyi ilk noktasını nereden, hangi noktaya, ikinci bu noktaya taşı dememiz mümkün. Burada 3 nokta seçerek çizgimizi taşımamız mümkün. Yine bir diğeri. Burada vektör ve ilk başlangıç ve taşıyacağımız vektör kısmını seçip noktaya göre taşıma imkanımız var. Yine burada CSM'imize göre ve son seçenek X, Y, Z noktasını belirleyerek taşımamız da mümkün. MoCur komutunu bu şekilde kullanıyoruz. Çeşitli şekillerde, gösterdiğim şekillerde çizginizi taşıyabilir, şekillendirebilirsiniz. MoCur seçeneğimiz bu şekilde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.